her şey kendi dini inancım üzerine isteğimle başlamıştı, başörtüsüyle gitmek. Okula ilk gittiğim zaman babamla beraber gitmiştim. İlk gittiğim zaman İstiklal Marşı'nda müdürün mikrofonunda yüzlerce arkadaşımın önünde beni çık dışarıya, başörtülüsün diye çık dışarıya demesiyle başlamıştı, azarlamasıyla başlamıştı. Daha sonra okulun kapısından içeri almamalar, derslere girdiğimde hocaların ders işlememeleri, ben sınıfa girdiğimde bütün arkadaşlarımı dersten çıkarmaları, sadece sınıfta beni tek bırakmaları, bir hocayla beni tecrit etmeleri, baskı uygulamaları, ikna odalarını almaları, çok fazlasıyla zorluk gördüm. Bayağı bir psikolojik men baskı yaptılar bana. Arkadaşlarımın önünde azarlamaları, müdür yardımcısının sınıfa gelip beni azarlaması arkadaşlarımın önünde bayağı bir zor anlardı. Yani kimsenin taşıyamayacağı günler geçirdim. İnşallah diğer kardeşlerim geçirmez. Okuldayken başörtüsünden dolayı illaki eteğimin uzun olması gerekiyordu ki bu benim dinimde vardı. Eteğim uzun diye müdür yardımcısının bana eteğin yeri süpürüyor, eteğine bakın diye dalga geçmesiyle bayağı bir zoruma gitmişti. Sadece bir odada tecrit ediliyordum, bir rehberlik hocasıyla beraber psikolojik men baskı uygulanıyordu bana. Ki lavaboya gitmeme dahi izin vermiyorlardı. Biz dersteyken, sınıfta ders işlerken ki bayağı bir ileriki zamanlarda mecburen ben almak zorunda kaldılar, bayağı bir direnmiştim. O zamanlarda müdür yardımcımız vardı, biz dersteyken derste girdi ve hiçbir şekilde izin almadan girdi. O sırada beni bütün arkadaşlarımın önünde rezil etti, bayağı bir azarladı, bayağı bir kötü olmuştum. O zaman bayağı bir kötü olmuştum, hiçbir zaman ağlamamıştım ki onca arkadaşımın önünde rezil edince beni, azarlayınca beni dayanamadım. Ondan sonra bayağı bir ağlamaya başladım. Ki tutamadım, bir müddet sonra insan dolunca dayanamadım, ağladım. Daha sonra duydum ki, ben okulu bitirdikten sonra duydum ki o hocanın da masa üstünde kaldığını, kalp krizi geçirerek öldüğünü anladım. Evimize polis memuru olsun, müdür olsun, müdür olsun, milli eğitimden müdürler olsun ikna etmek için geldiler. İkna çabalarına çalıştılar. Ama bir fayda etmedi. Sonuçta benim bir inancım vardı. O doğrultuda ilerliyordum. Bayağı bir tekliflerde bulundular. Okula gelme, seni geçirelim en yüksek puanlarla ilgili. Ama benim bir hedefim vardı. Onu başarabilmekti. Sonuçta hani bir tek gayem beni kurtarmak değil, diğer kardeşlerimi de bu cefadan kurtarmaktı. Çok sevindim. Çok bayağı bir sevindim. Fakat hani bir yanım burkuk, hani bir ukde olmuş içimde. Ben yaşayamadım. Fakat diğer kardeşlerim yaşayacak, en azından onun için mutluyum. Eğer bir katkım varsa ne mutlu ki bana. Çok mutluyum. İnşallah devamı da olur. Biraz zor oldu ama çok iyi oldu. Hükümet gerçekten bayağı bir geç oldu bu kararı. Sonuçta bizim zamanımızda olan bir şey değildi. Bizim önümüzde engeller vardı. Bayağı bir zorluklar çektik. Okula gittik, alınmadı. Psikolojik men baskılar altında kaldık. Bayağı bir engeller vardı aramızda ama şu an önümüz açık, kardeşlerimin önleri açık. Hepsine tavsiye ediyorum gitmelerini ki hükümet bayağı bir geç karar verdi bu konuda. Biz göremedik, bari kardeşlerimiz görsün. Allah'ın emri olan başörtüsünü hiçbir şekilde taviz vermeden çıkarmamalarını, taşımalarını tavsiye ederim. Sonuçta bulunduğumuz dünyada bir misafiriz, konaklıyoruz sadece. Başörtülerini çıkararak ahiretlerini karartmamalarını tavsiye ederim. Hiçbir şekilde o başörtüsüyle hani kimsenin onlara karışamayacağını, sadece Allah'ın onlara yardımcı olacağını tavsiye edebilirim. Başı açık bir bayan kardeşimiz başını açıp özgürce gidip okulunda, ilkokulda, ortaokulda, lisede okulunu okuyabiliyorsa, kendine güvenerek okulunu okuyabiliyorsa, şu anda biz Allah'ın emrini yerine getirerek, başımızı kapatarak okula gidip görevimizi yerine getirebiliriz. Hem dinimizi hem de ilmimizi yerine getirebiliriz. Hiçbir şekilde taviz vermemeliyiz. Okulumuzda olsun, sınıfımızda olsun, okulumuzun bahçesinde olsun, derslerde olsun, her kamu alanlarında da başörtümüzü takarak her yerde Allah'ın emri olduğunu güvenli ve güzel bir şekilde herkese gösterebiliriz. Nasıl başka dinlerde olsun, başka düşüncelerde olsun insanlar özgürce ifade edebiliyorsa, biz de Allah'ın emri olan bu başörtüsünü her yerde özgürce ifade etmemiz gerekiyor. Ortaokulu bayağı bir zorluklarla çok şükür atlattık. Ondan sonra Akdeniz İmam Hatip Lisesi'nde okula başladım. Güzel gitti, bayağı bir derslerim güzel gitti. İlk dönem, ilk sene bayağı bir zorluklar çektim. O psikolojiyle gitmiştim sonuçta okula. Bayağı bir derslerimde iyiydim. Öğretmenlerimle ilişkim bayağı bir iyi. Şu an Akdeniz İmam Hatip Lisesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Üniversiteye hazırlanıyorum. Hafta sonu KPSS sınavına gireceğim hayırlısıyla. Ki hala başörtüsünü taşıyorum, dimdik ayaktayım.
onca laflara, iftiralara, tehditlere rağmen hala ayakta duruyorum. Günümüzde hepimizin bildiği gibi basın tüm insanı, tüm milleti, tüm ülkeyi parmağında oynattığını hepimiz biliyoruz. Şu an bakıldığımız üzere benim yaşadığım bu olayları farklı yönlere çekenler vardı. Farklı yönlere çeken basın örgütleri vardı. Ki evime kadar gelen basın örgütleri vardı. Farklı farklı iftiralar attılar. Bunların hiçbiri doğru değildi. Ben sadece kendi inancım doğrultusunda Allah'ın emri diye takıp gitmiştim. Bunlara bayağı bir tepkim oldu ki eğer şu anki bu hükümetin verdiği karar benim neticem, benim bu yaptıklarımla etkili olmuşsa ne mutluluk ki bana. Şu an hiçbir şekilde pişman değilim. Yaptığım hiçbir olaydan da pişmanlık duymadım. Sadece biraz zorlu geçti. Bayağı bir zorluk geçirdim. Psikolojik ben baskılar olsun, etrafındaki insanların bana bakış açıları olsun, etrafından gelen telefonlar olsun, aileme verilen baskılar olsun, tehditler olsun çok zordu ama atlattık çok şükür. Bayağı bir zorluklar çekti ki ailem sonuçta bir gelirimiz vardı. Babam bütün işini bırakıp benimle ilgileniyordu sadece. Karakollara çağrılıyordu, medyayla uğraşıyordu. Medyanın yazdığı yalan haberlerle uğraşıyordu. Ki ailem o zamanlar bana hiçbir şekilde her zaman arkamda oldular, her zaman kolladılar. Hiçbir şekilde baskı yapmadılar. Yapma kızım, etme kızım diye bir şey demediler. Her zaman arkamda oldular. Çünkü düşüncemin doğru olduğunu biliyorlardı. Çok şükür ki ailem var. Arkamda duran sadece ailemdi. Vallahi bu yasaya çok sevindik yani. Bu yasa keşke önce çıksaydı. Yani o zamanki 2010'dan başımıza getiren yani kalmadı. Okula tam 40 gün o okulun önünde yatağımızı koyduk. Kızı çocuğunu şeye götürüyorduk, sınıfa koyuyordum. Sınıftan çıktığımdan dışarıya geldiğimden tekrar tanesifte bir gidiyordum bakıyordum ki kız yine tek hücreden götürmüşler ya müşahedeye ya bir hücreye koymuş ya bir boş sınıfa terk edilmiş ya oradan tamamıyla yani bir hücre hayatını yaşadık. Ta ki o güne karakoldan dahil bize tehdit geliyordu. Emniyet amirliğinden terörle mücadeleden bize tehdit geliyorlardı. Yani başımıza gelmedi, getirmedikleri kalmadı. Ama bu sonundan bu habere çok sevindik. İnşallah keşke önce yapsaydı. Bir seferde daha da böyle bir duruma inşallah yaşamayacağız. İnşallah bundan yani o zamanda da yani bayağı güzel oldu. Yani hatta çok böyle dindar insanlar diyor sevindiler. Yani çok insanların duasını da aldık. Yani sizin vasiyetinizle biz de çocuklarımızı göndereceğiz. Yani bayağı bir insanların duasını da aldık. İnşallah Allah-u Teala hayrından çıkma kabul eder kendi rızası için bu şeyimizi. Samanyolu'nun gidip Emniyet'ten bütün dosyamı çıkarıp bütün Müslümanları bununla karalamak istiyordu. İşte hatta gelip eve kadar araştırıp eve kadar da gelip evde de bu karalamayı yapmıştı. Hatta bütün bunu gündeme getirip bütün Müslümanlarını bu şekilde yüklemeye, karalamaya çalışıyordu. Allah-u Teala işte onların o yüzlerini, kara yüzlerini ortaya çıkarttı.